Evet, buradan devam edelim gençler. ALDİS'in kaç terimi 1 bölü 4'ten küçüktür denmiş. Yani anladınız herhalde. Genel terimi alacaksınız. N eksi 2 bölü 2 N eksi 1'in 1 bölü 2'den, şimdi 1 bölü 4'ten küçük olmasını sağlayacaksınız. Burada biliyorsunuz içten dışa çarpımı olmaz. Çünkü 2 N eksi 1'in ya da N eksi 2'nin artı mı eksi mi olduğu değişiyor aldığı değere göre. Bu da ne yapıyorduk? Biz 1 bölü 4'ü sol tarafa atıyoruz ve pay değiştiriyoruz. Yani n eksi 2 bölü 2 n eksi 1 eksi diyeceksiniz. 1 bölü 4 küçüktür 0 yapacağız. Sol tarafa düzenleyerek sonra işte işaret tablosu yapacağız. Pay değiştirirsek 4n eksi 8 olur birinci kısım. Eksi bunu da 2 n eksi 1 ile çarparsak eksi 2n artı 1 olur. Paydamızda çarpmayalım. 4 çarpı 2 n eksi 1 olur. Küçüktür 0. Tekrar düzenlersek 4'ten denen 2n çıktı. 2n eksi 8 artı 1 daha eksi 7 bölü 4 çarpı 2 n eksi 1 küçüktür 0. İşaret tablosu yapmamız gerekecek. Payın kökü 7 bölü 2'den 3,5. Geride 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 sola yazdım. Paydan da 7 bölü 2 çıkmıştı. 1 bölü 2 paydayı 0 yapıyor, tanımsız oluyor. 7 bölü 2 0 yapıyor payı ve kesiyor. İşaretler 2n artı, eksi, artı. İstenen şey negatif olması. Demek ki 1 bölü 2 ile 7 bölü 2 arasındaki değerler. Yani 1 var, A1, A2 ve A3. 3 kuşaklar. Demek ki 3 tane terimde bu 3 tane terimde ne oluyormuş? İlk 3 terim 1 bölü 4'ten küçükmüş. Mesela 1 verince ne çıkıyor? Eksi 1 bölü 1 oluyor galiba. Evet. 2 verince ne oluyor? 0 oluyor zaten, o da küçük. 3 verince 1 bölü 5 oluyor. O da küçük. Ama 4 verince 2 bölü 7 oluyor. 2 bölü 7 de 2 bölü 8'den büyük oluyor. Olmuyor. İşte buradan test etmiş olduk. İlk 3 terim 1 bölü 4'ten küçük oluyor dediğim gibi. Başka ne tür sorular var? Demiş ki dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Yani n'e kaç verirsek tam sayı olur. Tabi burada değer vererek bulmanız biraz zor. Yani çünkü payda da n var, üstte var. Buraya deneyip 1, 2, 3 gibi koyarsanız yapsanız bile nereye kadar yapacaksın belli değil. O yüzden bizim bunu biraz sadeleştirmemiz gerekiyor. Bunu şöyle ayarlayabilirsiniz. Yani paydayı, n kareyi 3 terime dağıtırsanız n küp bölü n kare n olsun. 2n kare bölü n kare 2 olur. 9 bölü n kare olur. Şimdi buradan değer vermesi daha netleşiyor bakın. Zaten şurası da payda mayda kalmadı. Demek o zaman ne yapacağız biz? 9'un paydasını tam sayı yapmaya çalışacağız ki sonuç tam sayı olsun. O zaman n de sayma sayısı olduğuna göre karesi de 9'u bölmesi lazım. O zaman mesela n'e 1 verebiliriz. 9 bölü 1 olur çünkü. N'e 3 verebiliriz. Gene 9 olur. Eksi 1 veremeyiz çünkü sayma sayısı biliyorsunuz n. Ya da eksi 3 veremezsiniz. O zaman 9'u bölen sadece 1 ve 9 var. Ve 1 olması için 1, 9 olması için 3 verebilirsiniz. Eksi 1 ile eksi 3 verme şansınız yok. Dediğim gibi çünkü n burada eleman sayma sayısı pozitif doğal sayıydı. O yüzden sadece A1 ve A3 birinci ve üçüncü terimler tam sayı oluyor. Başka tam sayı çıkmaz. Genel terim olan dizinin kaç terimi tam sayıdır? Bunda direkt paydasını ayıramayacağız. Gördüğünüz gibi. Sen ne yapacaksınız? Polinom bölmesi yapacaksınız. Demek ki de öyle yapmadım çünkü n kareyi ayırabildim dedik. Burada ise bu yemez. Ne yapacaksınız? Polinom bölmesi. İki türlü olabilir. Birinin normal polinom bölmesi. Bir de Horner yöntemi vardı hatırlarsın. Horner yöntemi. İsterseniz Horner ile yapalım. Horner hatırlarsanız şöyleydi. Üstteki polinomu alıp derecesi büyükten küçüğe doğru sıralayıp ve katsayılarını eksiksiz yazmamız gerekiyor. Burada ikinci derece olsun n kare en büyük. Katsayısı 2. N kareden sonra n gelmesi lazım. Katsayısı eksi 2.
Sonra sabit terim 8 geliyor. Eğer atlanan terim olursa biliyorsunuz sırayla gidiyoruz. 0 alıyordunuz oraya da. Burada öyle herhangi bir sıkıntı yok. Mesela şu ortak terim olmasaydı bunun katsayısını 0 alacaktınız. Köşeye de bu payı paydayı 0 yapan değeri yani eksi 1'i koyuyorsunuz buraya. Neyse bunu sileyim şöyle. Şimdi daha sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz. İlk terimi direkt aşağı iniyorduk. 2. Eksi 1 ile 2'yi çarparak bir sonrakinin altına yazıyordunuz. Topluyorsunuz. Eksi 4. Sonra bu şekilde devam ediyorsunuz gene. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. 12 kalıyor demek. Kalan zaten. Şu 2 ve eksi 4 de bölümün katsayıları. İkinci derece polinomu birinci derece bölerseniz birinci derece bir polinom kalır. Katsayıları sırası 2 ve eksi 4. Yani bu şu demek. Bölüm 2x, 2x diyorum 2n, 2n, eksi 4 bölüm oluyor. 12 de kalan oluyor. Yani biz bu an dizisini o zaman genel terimini şöyle yazabilirmişiz. 2n eksi 4 tam kısmı artı 12 kaldı ya. 12'nin altına da tekrar ne yazacaksınız? Paydayı en artı bir şeklinde yazabiliyormuşuz. Hornları bilmiyorsanız normal polinom bölmesi bilirsiniz. O şekilde bölebilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Şimdi burada artık belli işte. 12'yi bölecek şekilde vereceğiz n sayıları. N sayma sayısı olduğu için 1 verilebilir n'e. 2 verilebilir. 3 verirsek 4 oluyor. Böyle verilebilir. 4 olmaz. 5 olabilir. Çünkü 6 yapıyor zaman. Bir de kaç verebiliriz işte? 11 verirsek sayma sayısı vereceğiz. Çünkü 12 de bölmesi gerekiyor. Herhalde eksik bir şey yazmadım. Yani A1, A2, A3, A5 ve A11 toplamda 5 tane terim tam sayı oluyor. A1, A2, yani ilk 3 terim var bir. Sonra 5. terim var. Bir de 11. terim tam sayı çıkarmış. Kaç terimi 1-2 arasındadır demiş. 1-2 dahil değil tabii ki de. O zaman şöyle yazacağız. 1 küçüktür. 3n bölü n artı 4 küçüktür 2. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Hatırlarsanız burada ben ne demiştim az önce şurada? Şurada. Demiştik ki içler dışlar olmaz. Burada mesela olabilir. Onu söyleyeceğim nedenini. Şöyle ki biz bir kere n artı 4 dediğimiz şey pozitiftir. Çünkü n sayma sayısı burada. N sayma sayısıdır. N 4 fazlası zaten pozitif oluyor. O zaman n artı 4 kesin pozitiftir diyebiliriz. Yani her tarafın n artı 4 ile çarpılır. İçler dışlar demeyelim. Her tarafın n artı 4 ile çarparsan yön değişimi olmaz. Sıkıntı da olmaz. Ama demin burası eğer arası eksi olursa sıkıntı olur. Çünkü n eksi 2 bazen eksi oluyor, bazen artı oluyor. O olmaz. Bu ama kesin artı. N artı 4. O zaman N artı 4 de per tarafına çarparsak yön değişmez. Paydadan kurtulmuş olursunuz. Sonra bunu ayrı çözelim. 4 küçüktür 2N olur. Yani N büyüktür 2 olur ya. Sonra şunu ikisini ayrı yapalım. Şunu. En küçüktür ne çıkıyor oradan da? 8 çıkıyor. O zaman 2'den büyük olacak. 8'den de küçük olacak. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. 2 ile 8 dahil değil. Çünkü 1 ile 2 dahil dememiş. Açık aralık yapmış. Demek ki 3, 4, 5, 6, 7 tane toplam 5 tane terim bu araya denk geliyormuş. AN dizisinin en büyük terimi kaçtır demiş. En büyük terimi kaçtır? Bunları biraz inceleyelim. Biz biliyoruz ki fx eşittir. Eksi x kare 9x eksi 14 diye ben bu diziyi böyle fonksiyon gibi yazsaydım
Ne diyecektik? Bu aslında bir ne gösteriyor arkadaşlar? Parabol gösteriyor. Sadece x'lerin en gelmiş burada fark ediyor. O yüzden bu aslında bir fonksiyon olarak düşündüğümüz zaman bir parabol denklemi oluyor şu denklem. Parabolleri de biliyorsunuz sürekli artan ya da azalan fonksiyonları değildir. Bir bakmışsınız azalıyor, bir bakmışsınız artıyor. Tepe noktasına kadar eğer kollar yukarıysa ne oluyor? X'ler arttığı zaman tepe noktasına kadar bir azalıyor fonksiyon. Tepe noktasından sonra tekrar bir yukarı doğru yön değiştiriyor. Biliyorsunuz o yüzden bunlara pek güven olmaz. Yani parabol her zaman artar azalan diyemeyiz. Yani buradaki püf noktası ne arasında arkadaşlar? Tepe noktası. Eğer kollar yukarı olursa biliyorsunuz en küçük terim bulabiliyorsunuz. En küçük alabildiği değeri daha doğrusu. Kollar aşağı olduğu zaman da neyi bulabiliyoruz? En büyük alabildiği en büyük değeri bulabiliyoruz. Zaten bunun kolları aşağı nereden biliyorum? Eksi olduğu için en karenin katsayısı biliyorsunuz. Şu şekilde yani. O yüzden zaten bize en büyük terimi sormuş. Yani kısacası biz tepe noktasına göre yorumlayacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi öncelikle. R neydi? Tepe noktası apsisi. Eksi B bölü 2A biliyorsunuz. Eksi B burada 9. A da eksi 1. En karenin katsayısı eksi 2 oldu. 9 bölü 2. 4,5 çıkıyor R'si. 4,5. Şimdi yalnız 4,5 yani bu x aslında değil mi? Girdi bu çünkü. Yani A 4,5 diye bir şey yok. Yani n yerine 4,5 veremezsiniz. Çünkü sayma sayısı. O yüzden tamam parabol. İsterseniz çizelim öyle anlatayım ben tekrar size. 4,5 şurası olsun mesela. 4,5. Yerine yazdık diyelim. Ne çıktı bilmiyorum ben de. Rastgele çıkıyor bir şekilde artık ya. Şöyle bir şekil çıkmış olsun. Bilmiyorum tam ne çıktığını. Size ne çıktı. Şöyle bir parabol çıkmış olsun. Biz biliyoruz ki şu değer k değeri alabildiği en büyük değerdir. Nerede? 4,5'ta. 4,5 verdiğin zaman x yerine ya da n yerine k en büyük olur. Yalnız buradaki sıkıntı ne arkadaşlar? 4,5 veremiyoruz. Çünkü sayma sayısı değil. O yüzden 4,5 alma şansım yok. Peki o zaman 4,5'a yakın değerler vermek zorundasınız. 4,5'a en yakın değer 4 de olabilir. 5 de olabilir. Zaten 4 ile 5 simetrik olduğu için 4,5'a göre tam bunlar ikisine de aynı değer çıkacaktır. Yani 4 de verseniz olur. 5 de verseniz olur. Çünkü ikisinin alacağı değer aynı. Çünkü 4,5 tam bunların ortasında. Yani 4 ile 5 simetrik değerler burada. O yüzden 4 ya da 5 vermemiz gerekiyor. Yani A4 en büyüktür. Ya da A5. İkisi eşit zaten diyeceksiniz. Kaç oluyor peki? Ona bakalım. İstersen ikisine deneyelim bakın. Hem görün. 4 versek ne olur? 4'ün karesi 16. Eksi 16 oldu. 4 kere 9 36. Eksi 14. Bunu yaptığınız zaman ne çıkıyor bakalım? 6 çıkıyor. Pardon. A5'i deneyelim isterseniz. 5'in karesi 25. Eksi 25. 9 kere 5 45. Eksi 14. Eksi 25, eksi 39. Gene 6 çıkıyor gördüğünüz gibi. Eşit çıkması lazım zaten. Demiştim aynı şekilde zaten. O yüzden en büyük terimi A4'tür ya da A5'tir diyeceğiz. Ve kaçtır aldığı değer? 6'dır. Demek ki burası 6 oluyormuş. Ama eğer şunu da söyleyelim. R değerimiz sayma sayısı çıksaydı zaten direkt 10'u alacaktık. Onu da söyleyelim. Yani burası 4 çıksaydı ya da 5 çıksaydı direkt 10'u alacaktık. Ama eğer tepe noktası sayma sayısı çıkmazsa buna en yakın olan sayma sayısını ya da sayma sayıları burada iki tane oldu. Onları alacaksınız ya da onu alacaksınız diyebiliriz. Bu parabol şeklinde olduğu için denklemimiz dediğimiz gibi tepe noktasına göre yorum yapıyorsunuz. Tepe noktasının R'sini bulup ona göre ona en yakın eğer sayma sayısı değilse ona en yakın sayma sayısını alarak orada kollar aşağı olduğu için o değerde en büyük değer olduğunu söyleyebilirsiniz. N kare eksi 4'ten artı eksi 5 dizisinin en küçük terimi. Bu sefer en küçük demiş. Çünkü demin anlatmaya çalıştım. Bunun kolları yukarı doğru olduğu için en büyük değeri bulmamız mümkün değil. Çünkü sonsuza kadar gidiyor. Ama aşağısı sınırlı. Alt seviye sınırlı. O yüzden alttan sınırlı bunun aldığı değerler. O yüzden burada en küçüğü sormuş mecbur. Demin anlattım. R'sini bulacaksınız. Eksi B bölü 2A'dan
eksi b 4 yaptı. 2 artı 2 yaptı. 2 çıktı. 2 zaten sayma sayısı olduğu için direkt ne yapacaksınız? Tepe noktasının k'sını bulacaksınız. Yani a2 bulacaksınız o zaman. R2 olduğuna göre ikinci terim yani a2 bulacaksınız. 2'nin karesi 4. Eksi 8. Eksi 5. Oradan da eksi 9 çıkıyor sonuç. Demek ki en küçük terim a2. Bunu değeri kaçtır diye sorarsak bu da eksi 9'muş. Burada direkt sayma sayısı çıktığı için R değeri direkt tepe noktasındaki değere bakmış oldu. AN dizisinin kaç terimi pozitiftir? Demin yaptık buna benzer. Ne yapacağız? Genel terimi alacaksınız. Sıfırdan büyük kılacaksınız. İsterseniz eksi çarpalım her tarafını. Çok beğenmedim ben bunun baştaki ifadesi. Burası artı olur. Bu eksi olur. Bu eksi olur. Ama yön değişti biliyorsunuz. Küçük sıfır olur. Buradan yapacağım ben. Daha temiz olur buradan. Şimdi bunun tabii ne yapacağız? İşaret tablosu gerekiyor. Köklerini ayırmamız gerekiyor. Çarpanları ayırmamız gerekiyor. Köklerini bulmamız gerekiyor. Ne var burada? 2 ile 6 yapsak. Şunu eksi yapsak. Çarpılacak sonra. Evet doğru. O zaman tablo yaparsak eksi 2 artı 6 çıkıyor köklerimiz. Bunlar da 0 oluyormuş. İşaret olarak da bu kutu içindekinin işareti artı buradan alacağım. Ona göre yapıyorum çünkü şu an. Artı, eksi ve artı. Buna göre negatif olana bakacağız. Çünkü eksi çarpmıştım. Demek ki şu bölgeyi alacağız. Yalnız gidip de buradan şunu yazmayın sakın. İşte eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2, 3, 4, 5 demeyin. Genelde hata burada yapılıyor. En sayma sayısı olduğu için bir kere eksi 1 ve 0'ı almayacaksınız. Yani 1, 2, 3 ve 4, 5'i alacaksınız. Toplam bu 5 değerde pozitif oluyor. Eksi 1, 0'da da pozitif oluyor ama böyle bir değer yok bizde. Sizlerde. Çok hızlı gittik bilmiyorum ama. Şimdi sonlu dizi diye bir kavramımız var. Sonlu dizi. Sonlu dizi işte adından anlaşılacağı gibi aslında sonlu şey kümesi, tanım kümesi sonlu küme olması gerekiyor. Yani sayma sayılarının bir alt kümesi olması gerekiyor daha doğrusu. Mesela AK ile göstermiş işte. Birden başlıyor ama nereye kadar gidiyor? Bir K'da duruyor. Yani sonsuza kadar gitmiyor. O yüzden tanım kümesi belli bir şeyde kesilen yani sonlu olan tanım kümesi dizilere ne diyoruz? Sonlu dizi diyoruz. Mesela örnek vermiş. A6 tanım kümesi A6 ne demekmiş? Yani tanım kümesi birden başlayıp 6'ya kadar giden en son anlamında A6 dediğimiz anlamı bu. Tanım kümesi bu olan demiş. AN2N dizisi sonludur. Şimdi açarsak ne olur? N'e 1 vereceksin. 2. 2 verdin. 4, 6, 8, 10. En son 6 vereceksin. 12. Böylece 6 tane sayı koyunca 6 tane terim çıkıyor. 2'den başlayıp 12'de biten, sonlanan silsileden oluşan bir dizi. Buna ne diyoruz? 6 terim olan sonlu bir dizi diyoruz. Şimdi demiş ki AN ifadesinin bir sonlu dizi belirtebilmesi için terim sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi normalde aslında bu dediğimiz gibi aslında bu bir sonsuz dizi olamaz. Neden? Çünkü paydaya dikkat ettiyseniz 8'de sıkıntı var. Yani A8'i bul dersek bulamıyoruz deriz. Şimdi neden? Fayda sıfır oluyor. Demek ki 8'de sıkıntı olduğuna göre biz o zaman buraya kadar en azından ilerleyebiliriz. Çünkü A9'a geçme şansım yok A8 bulmadan. O yüzden demek ki biz bu AN dizisini şurada sınırlarsak A1'den başlayıp A2 deyip nereye kadar götürebiliriz en son? A7'ye kadar götürürsek böyle bir sıkıntı olmaz. Çünkü 8 verme gibi bir derdim olmayacak. Ama daha ileri götürürsem sıkıntı olur. Dizi olmaz. O yüzden demek ki biz bu diziyi sınırlayarak
Aslında genel bir olarak bu bir dizi belirtmez. Yani sonsuz dizi belirtmez. Çünkü 8'de sıkıntı var dediğim gibi. O yüzden 7'ye kadar 8 dahil olmayacak şekilde alırsak yani tanım kümesine ait dersek biz bunun. Yani en yerine 1, 2 ve 7'ye kadar verdik anlamında. İşte biz buna 7 terimli bir sonlu dizi gözüyle bakabiliriz. Ama sonsuz dizi diyemeyiz çünkü A8 bulunamıyor. En çok 7 terimli bir sonlu dizi olarak bunu düşünebiliriz. Sabit dizi kavramımız var şimdi. Sabit dizi adından anlaşılacağı üzere aynı sabit fonksiyon gibi yani n yerine ya da fonksiyonu x yerine ne verirsek verelim hep aynı sayı ulaştığımız, hep aynı sonuca ulaştığımız fonksiyonlar ya da burada diziler. Örneğin ne demiş mesela? A n eşittir 5. Yani genel terim sabit bir sayı 5. N'e 1 versen ne olur? 5 çıkar. 2 versen ne olur? 5. Çünkü burada N'i bağlayıcı bir şey yok genel terimde. O yüzden biz buna sabit bir dizi diyoruz. Tabii sabit diziler her zaman bir bakışta gözükmeyebilir gözümüze. Hani direkt işte sabit bir sayı tarzında yazılmamış olabilir. Ama işte bu tarz sorulara da bakalım. Demiş ki AN dizisinin genel terimi cos 2NP'ymiş.